Cem hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet Bey. Nasıl keyifler? İyilik valla sizden. Bomba gibi. Evet takalım. Bugün nasıl geçiyor? Neler yaptık bugün? Bugün bir tane kontrat yaptık. Dün anlaştığımız bir daireyle ilgili. Ondan sonra iki tane servisimiz oldu. Nereler oldu? Bir tanesi Kartal'da, İsmaran'da bir projelerimiz, dairemiz. Bir de sonra Beykoz Konaklarında bir villa vardı. O Porto'ya servis verdi. Kiralık olarak ikisi de. Ondan sonra ofise gelip birkaç işim vardı. Onları hallettim. Birkaç randevu aldım yarın için. Portföyler nereden geldi peki? Bu Beykoz ve diğer proje. Bir arkadaşımın arkadaşı. Referans geldi. İsmaila'da zaten aktif olarak çalıştığımız için oradan hani sürekli işlemde yaptıkça gelen yine referanslı diyebiliriz. İsmaila'da aktif olarak çalışıyoruz dedin. Orayla alakalı biraz bilgi verir misin? Genel olarak Anadolu yakasındaki projelerde çalışıyoruz. Tabi Avrupa yakasında da proje oluyor. Proje odaklı çalışıyorum yani. Markalı konut projesi diyebiliriz. Ataşehir'den bir mal sahibimizin İsmaila'da bir dairesi vardı. Yaklaşık 8 ay önce hani onu pazarlarken girdik diyebilirim. Ondan sonra daha yeni teslim olmuş bir proje olduğu için biraz daha yöneldik yani. O ne farkı var peki normal standart bir tekil konut çalışmaktan ya da nasıl bir zorluğu var projenin? Tekil konutlardan farkı biraz daha projede özellikle projeye hakim olmak önemli olabiliyor. Çünkü projelerde çok farklı daire tipleri var. Projenin geçmişini bilmemiz lazım. Güncelliğini bilmemiz lazım. Özellikle. Bundan dolayı hani proje çalışırken fiyatlama çok önemli olabiliyor. Pazarlama çok önemli olabiliyor. Hani belki bizi ayıran da pazarlama kısmı olabiliyor. Çok ciddi rakipleriniz oluyor çünkü farklı danışmanlık yani, firmalarından. Danışmanlık firmalarından bir sürü rakip oluyor çünkü. Peki zaman... öne çıkman da hangi yaptığın pazarlama faaliyetleriyle öne çıkıyorsun? Yani şöyle söyleyeyim, internet ilanlarında bile, resimlerde, özel bütün dairelere profesyonel bir şekilde çekiyoruz. Onun dışında bir standardımız var ilan girerken. Onun dışında işte sosyal medyadan sponsorlu ilanlar girebiliyoruz. Bir de genel olarak proje çalıştığımız için yani Ataşehir'de eski bir kiracım da orayı tercih edebiliyor. İlan bile olmadan hani bana ulaşıyor. Bazen bazı mal sahipleri bile şaşırıyor yani ne kadar kısa sürede verdiğimi. Halbuki onun arkasında çok büyük bir datamız bir olduğu için yani Maltepe'deki projede oturan bir kiracı hemen Kartal'a oradan Ataşehir'e kaydırabiliyorum. Arkada çünkü çoğu insan yani projede peki, genel olarak Türkiye'de yani İstanbul'da diyeyim, tercih ediliyor. Bundan dolayı da projedeki müşterilere iyi hitap ettiğimizi düşünüyorum. Burada servis kalitesi de çok önemli. Yani müşteriye sunum yaparken projeye hakim olduğumuzu bilince başka bir rakibe gitmeyin. Gitme ihtimali ortadan senden kalkıyor. İlerleyeyim artık. Sizi sevdim vesaire gibi durumlar olabiliyor. Bir yanda yani, bir duygusal bağ da kuruluyor aslında. Peki benim bildiğim çok kısa zamanda 50 yaşlık işlem yaptın. Evet. Yani 100'e yakın. 100'e yakın oldu mu? Hatta 100'ü geçmiş de olabiliriz. Öyle mi? Yani yılbaşından beri 100. Bunu nasıl kontrol ediyorsun? Yani tek başına mı yapıyorsun? Bir ekibin var mı? 3 kişilik bir ekibimiz var. Ben dahil olmak üzere. Tabii ekipçe yani çünkü projede sunum yapmak, daireyi mal sahibinden almak. Onu geçtim. Bazı durumlarda günde 10-15 kontrat yaptığımız günler oldu. Evet. Kontrat bile o kadar uzun sürüyor. Bu arada yani kontrat yapıyoruz, atıyorum servise lazım oluyor. Bir de hani biz tabii bölgesel çalışmadığımız için yani çoğu bölgede, büyük bir bölgede çalıştığımız için yani bazen kontratı Kozyatağ'da hep Kartal'da olmam gerekiyor. Bazen Kartal'da müşteri olduğunda Ataköy olmam gerekiyor. Hani ekip sağ ciddi olsun, bir avantajı var ekibi. Bölümümüz var. Herkesin kendi işi dışında. Bir de aynı zamanda işlemi bitirdikten sonra özellikle yoğun bir kiralamadan sonra aslında hizmet bitmiyor. Tabii takibi var. Belli başlı ekstra destekler de veriyoruz. Mesela? Yani daire atıyorum kiralamak istediği zaman kiracı ondan sonra temizlik desteği, teknik servis desteği, atıyorum elektrik abonmanlığında bile anlaştığımız kurumlar var. Tüm evrak işlerini hızlıca halledebiliyoruz. Bunun gibi detaylar. Peki yaklaşık son 4-5 yılda özellikle İstanbul'da inanılmaz bir konut projesi fazlalığı var diye gözüküyor. Fazla mı sence hakikaten? Yani bir arz talep dengesizliği var mı? Şöyle bir durum var şu an. Özellikle proje çalışmamın sebebi bu zaten. Hani teslim olmuş hiçbir projenin boş olduğunu görmedik.
tercihinden dolayı. Ve genelde tabii şu an nasıl söyleyeyim, yaklaşık bir 3-4 sene önce satılan maketten projeler teslim oldu. Hı hı. Bunlarla ilgili güzel satışlar yapmışlar zamanında müteahhitler. O yüzden bir sıkıntı yok. Fakat şu an gözüken sıkıntı biraz daha makette olan. Çünkü eskiden bir hobi gibi bir şeydi yani bu gayrimenkul. Projelerden daire almak, satış ofisini ziyaret etmek. Yani ben de yaklaşık 11 yıldır bu sektördeyim. Evet, biraz ondan bahsedebiliriz. Özellikle aynen 2008'de ilk bir konut projesiyle başladım. Ondan sonra Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarının projelerini sattım satış ofisinde. 5000'e yakın bir dairenin yaklaşık satışında bulundum. O dönem tabii işte izdamlar oluyordu. İnsanlar birbirini ezerek daire alıyordu. O dönemde numaratörlerle alıyorlardı. Tabii günde 300 daire sattığım gün oldu açıkçası. Fakat 2015'ten sonra biraz ekonominin de daralmasıyla bir azalma. Faiz oranlarıyla alakalı. Faiz oranlarıyla alakalı. Onun dışında bu özellikle ilk bahsettiğiniz sorudaki gibi. Yani bir kişiye 10-20 daire sattığım kişiler artık 21.yi almamaya başladı. Bu 21.yi almamaya başladıktan sonra açıkçası satışlar düştü. Faiz oranlarının etkisi vardı. Faiz oranları düşük olduğu zaman insanlar hani bankaya parayı koyacağına gayrimenkul alıp kazanıyordu. İşte o olmadıktan sonra satışlar düştü. Yoksa, ve aynı anda fiyatlar düşmeye başladı değil mi? Yani yoksa hani müteahhit ihtiyacı yok diye bir durum yok. Birileri satın alıp kiralıyordu. Halen de kiralanıyor. Fakat şu an tabii fiyatların artmaması tamamen ekonomiksel bir şey. Fakat şu anda yabancılara satış rakamları biliyorsunuz arttı. Ya bununla ilgili bize çok fazla özellikle projede olduğumuz için yabancılar hani bilindik projelerden pazarlanması kolay olduğu için alıyorlar. Çok fazla acenteyle çalışıyoruz. Acente arkadaşlarımız anlaşmalı. Bu acentelerle nasıl bir yurt dışı acentelerden bahsediyoruz? Yurt dışı acentelerle anlaşmalarımız İletişime var. İletişime nasıl geçtin peki onlarla? Yani dönem dönem zaten sürekli portföylerimiz çok olduğu için projelerde. Onlar mı iletişime geçti? Onlar iletişime geçti. Biz gittik anlaşmalar yaptık. Eski deneyimlerimden olan büyük acenteler tanıyorduk gibi bir durum oldu. Onunla ilgili çok fazla talep geliyor. Satışta oluyor açıkçası. Satışta yapıyoruz. Peki sadece proje mi çalışıyoruz? Tabii ki sadece proje çalışmıyoruz. Ağırlıklı proje çalışıyoruz ve proje çalıştığımız için projedeki daire sahiplerinin tabii bir sürü çeşit farklı gayrimenkul oluyor. Bu ihtiyaçlarında da yine bizi arıyorlar hizmetten memnun kaldıkları için. Özellikle demin gittiğim Beykoz Konakları'ndaki villa portföyü yine bu kanaldan gelen bir portföydü. Onun dışında projelerde ofis talepleri de oluyor, ofis hizmetleri. Yani çok büyük firmalarla da temas edebiliyoruz. Şu an çok büyük bir metrekare örneğin bir plaza arayışımız var. Ciddi bitirmek üzereyiz. Bunun dışında bazı mal sahiplerinin çok büyük işte fabrika yatırımları, arsa yatırımları oluyor. Büyük montanlı. Onlarla da yine ilgileniyoruz ve kısa bir sürede işleme döndürüyoruz. Yani tamamen gayrimenkul odaklı çalıştığımız için gayrimenkulün her türünde hizmet verebiliyoruz. Ekonomi nereye gidecek? Bununla alakalı bir fikir alabilir miyiz? Ya özellikle gayrimenkulle alakalı ilgili bizi etkileyen alakalı tarafta. Evet. Şu an hani iki durum var. Bir stok fazlalığı. Bu nasıl erir? Bu zamanla erir. Arzın yerine, yani arzı azaltırsak şu an olması gereken o. Zamanla erir. Bir kere bunun olması şart ki oluyor şu an. Mevcut konjüktürde oluyor kendiliğinden. Onun dışında ekonomi tarafında tabii de yine ilk bahsettiğimiz faiz oranları. Çünkü sonuçta insanlar özellikle barınmak için alan, yani yatırım için birden fazla alan değil, barınmak için alan müşteriler sonuçta ev almak istiyor. Bir gelirleri de var. Fiyatlar da düştüğü için özellikle alım yapmak istiyorlar ama burada tabii toplam maliyetlerine bakıyorlar. Bu da çok etkiliyor. O yüzden faiz oranları düşmedikçe ya da yeni arzlar artmadıkça böyle gidecek gibi. Fakat yani ekonomi dediğimiz şey kendiliğinden zaten rayına oturan bir şey zamanla. Büyük ihtimalle zamanla yaklaşık 1-2 sene içinde hem fiyatların artışa geçeceğini, satış rakamlarının artacağını, stokların azalacağını düşünüyoruz. Kendine vakit ayırabiliyor musun? Kendime vakit ayıramıyorum. Neden? Yani tabii çok büyük bir yoğunluğumuz var adetimizden dolayı. Hizmet kalitemizi de sonuçta
bir standartı tutmamız gerekiyor. Bundan dolayı ekibimi büyütmeyi düşünüyorum. Şu an hedeflerim arasında ekibimi büyütmek, çalıştığım proje sayısını arttırmak. Tamamen ekibin büyümesiyle ilgili. Yani şu an piyasada durgunluk var deniyor ama bizim işlerimiz o kadar yoğun ki ben piyasada ekonomik durgunluk mu var, ne mi var açıkçası fark etmiyorum. Ekibimi büyütmem gerektiğinin farkındayım. Bununla ilgili bile vaktim olmuyor maalesef. Çok teşekkürler sohbet için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bay teşekkürler. Bay. Kolay gelsin.